Şimdi o Arap saçına dönen etiler Nişantaşı Bebek'teki ünlü trafiğini çözüyoruz. İşte bir çift geliyor salına salına karşıdan. Tamam bir girip çıkacağız, işimiz var, olur mu? Aceleleri var. Mağazaya daldılar ama elleri boş çıktılar. Dilan Çıtak ve eşi Levent Dörter'leyiz. İbrahim Tatlıses'in kızı ve damadının gündeminde şu aralar hanımefendinin geçtiğimiz günlerde giydiği şu mini etek ve onunla gelen kriz var. Sosyal medyada bir fotoğraf var ya. Mini bir elbiseyle bir fotoğraf paylaştıktan sonra hani bir yorum yapıldı sosyal medyada. Yani mini elbise. Yani mini bir etek giyeyim artık. Evet. Uzanırken. Evet, evet. Koltukta uzanıyordum. Ya bu çok garipsenmemeli bence ya. Yani şöyle söyleyeyim. Kıskanacağım hiçbir şey yok. Kıskanacağım hiçbir şey yok. Bu tarafa gidelim. Karın üstüne yakışan her şeyi giymekte hür. Hani bir kısıtlama, bir engelleme. Ayrıca her şey de çok yakışıyor karıma. Levent Bey benim eşim ne giyse yakışır dedi, son noktayı koydu. O zaman devam yola. Sırada şeker gibi bir kız var. Babası değil ama belli ki büyük büyük babası şekerciydi bu kızın. Soyadının kaynağı dedesinin şekerci dükkanı. Şekerci Selin'leyiz. Şekerci Selin bir kafede sabah kahvesi keyfinde. Yanındaki beyefendiyle hararetli iş konuştuktan sonra aracıyla telaşlı bir yerlere gidiyor ama muhabirler dur yolcu diyerek önünü kesiyor. Zor oldu biraz galiba çıkartın. Ya ortalar daha. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim vallahi. Nasıl gidiyor? Oyuna yetişiyorum. Oyunum var bu akşam. Yemek yedim. Afiyet olsun. Hasret giderdiniz biraz. Yolda kesildim. Evet ben bayağı yani çok görüşemiyoruz benim setim o müşteri. Oyun öncesi geldiğimiz kahve içtiğimiz. Moral depoladınız, enerjiniz yükseldi. Öyle oldu diyelim. Aile dizisine avukat rolüyle giren Selin Şekerci bir tarafta Kıvanç, diğer tarafta Serenay ekip arkadaşlarına hayranlığını anlatıyor. Şampiyonlar Ligi. Öyle gerçekten. Yani boş yok ve öyle bir kadronun içinde olmak da insana çok iyi geliyor tabii ki. Kıvanç Tatlıtuğ'un adı geçmişken son 3 yılda 3. kez koronaya yakalanmıştı kendisi. Nedir son sağlık durumu? Yani onu çok bilmiyorum çünkü o hafta hepimiz hastaydık. Bütün set hastaydı. Ama galiba Kıvanç Bey korona olmuş, bizde test yapıldı bize, bende çıkmadı da ben de bir o kadar yataklıktım o hafta. Bütün sette öyle bir salgın var. Bu arada siz de şu arabayı bir yıkayın. Tozdan topraktan alerji olacaksınız. Araba leş gibi çünkü çalışmaktan hiç çıkaramıyorum. Bahçede biraz pislenmiş. Dedi ve yoluna devam etti. Bize de bir aşk zedeyi görüntülemek kaldı. Mehmet Ali Erbil. Son olarak Boğaz'da Gülseren Ceylan isimli bu hanımefendiyle söz yüzüğü takarken bırakmıştık kendisini. Mali söz yüzüğünü takmış, böyle göbek atmıştı. Lakin o göbek yerini hafta içinde gözyaşlarına bıraktı. Hey. Mehmet. Hey, babam. Ya saçmalama ya. Önceleri kimse Mali'nin bu hıçkırıklarına anlam verememişti. Serdar Ortaç'la kakarak ikili sohbet ederken ünlü şovmen bir anda hüngür ağlamıştı. Hey. Mehmet. Hey, babam. Ya saçmalama ya. Sonra ortaya çıktı ki meğerse genç sözlüsüyle ayrılmıştı Mali. Ve bu hıçkırıkların nedeni kendisinden 40 yaş küçük aşkından aldığı aşk darbesinin hüznüydü. Ne takıldı kafana abi? Yok be, çok seviyorum ya bu şarkıyı ondan. Bu ayrılığın detayları ve perde arkasını biraz sonra ekrana getireceğiz. Ama biz an itibariyle Mali'nin Boğaz'daki kahvaltısına bakıyoruz. Mali neyse ki kendini toparlamış. Ekip arkadaşlarıyla hararetli iş konuşuyor. Gündem nedir? Yakında yapacağı sürpriz nedir bilemiyoruz. Çıkar yakında kokusu. Mali'yi aşkzede halleriyle değil, en komik halleriyle görmek istiyoruz. 2000'li yılların başıydı. Gurbetten bir güzel gelmişti memlekete. Annesi Türk, babası Alman, bu kız farklı tarzı, sempatisiyle az zamanda çok yol almış, şöhreti bulmuştu. Sonra bir ara şarkıcılığa da soyundu. Şarkı güzeldi ama sevmedi Asuman bu işi. Yarım bıraktı. Sonra sunuculuk, oyunculuk falan derken yürüdü gitti. Çoktandır yoktu ortalarda. O gün Boğaz'da kahvaltı keyfinde rastladık kendisine. Sıfır makyaj vardı yüzünde. Gözlüğünü çıkarttı, el salladı. Konuşmak istemedi. Gizemli bir takım yeni projeler peşinde olduğunun mesajını verdi. Nişantaşı'ndayız. Rengarenk bir kız geliyor. Çok renklisiniz. Efendim? Renkleri çok severim. Atiye, bir başka gurbetçi ünlümüz. Yeni anne oldu. Biraz kilolu haliyle ama özgüveni yüksek. Hiç siyah giyeyim, kilolarımı gizleyeyim telaşında değil. Bu arada ikinci bebek sonrası ayrı bir güzellik var yüzünde gözünde. Ne var gerçekten tatlı bir bebek. Ablası Ferah Fezada onu çok seviyor. Şu anda iyi anlaşıyorlar gibi. Yani zaten bebek daha çok küçük ama en azından Ferah Fezada pek daha o kıskançlık olaylarına girmedi. O yüzden ondan çok iyi bir abla olacak diye düşünüyoruz. 1-2 yetmez, 3-4-5-6 olsun diyor. Yeni bebek müjdeleri veriyor. Ben tek çocuk olarak büyüdüm. Ama kalabalık bir ortamda büyüdüm. Kuzenlerimle birlikte aynı evde büyüdüm. O çok güzel oluyor. Yani böyle kalabalık aile, sıcak ortam. Seviyoruz. Çocukları da çok seviyoruz zaten. 2 kızı vardı. 3.'sü erkek olsun istiyor Atiye. Bir erkek de olsun isterim. Ama 3.'sü kız olursa da çok mutlu oluruz tabii ki de. Yani zaten ayrı. Gurbette doğdu büyüdü ama aslen Hataylı hanımefendi. Arap kökenli ve yakında bir Arapça şarkı söylemeye hazırlanıyormuş. Bizim büyüklerimiz Arapça biliyor. Yani Hatay'da, Antakya'da özellikle çok fazla Arapça konuşulur. Ama bize öğretmediler. Yani bizim jenerasyon artık pek bilmiyor. Anlıyor musunuz işte? Yok, yani kulak aşinalığı var. Arapça şarkı söylemeyi çok seviyorum. Çok var öyle projelerim. Sahnede de söylüyorum Arapça şarkı ama konuşamam yani mümkün değil. Ece Sükan, o da Nişantaşı trafiğinde karşımıza çıkıyor ama her zaman konuşup içini döken kız bu kez telaşlı. Vallahi kaçır. Taksiye bindi, çekimine gitti. Hak veriyoruz Ece. İstanbul'da boş taksi bulmuş. Kıza boş ver taksiyi, gel röportaj yapalım diyecek halimiz yok. Taksi olayı. Arkadaşlar çekimi gidiyorum, yemin ediyorum. Biz bırakalım. Sırada bir doğum günü kızı var. Kız arkadaşlarına böyle küçük bir yemek yedik diyebilirim. Güzellikler diledim. Yeni yaşımda ne diyebilirim ki çocukların üzülmediği, hepimizin huzur içinde yaşadığı güzel bir dünya diliyorum. Gökçe Ak Yıldız, dönem dizilerinin aranılan güzeli. Yakında yeni başlayacak iş için at binme, kılıç kuşanma eğitimi alıyormuş. Uzun zamandır hazırlandığım bir proje, eğitim aşamaları çok uzundu. At eğitimi, aksiyon, kılıç vesaire. Şu an o dönemdeyiz. Bu yaştan sonra, ki yaşı 30 olmuş, zor değil mi at binmeyi öğrenmek? Tabii çok zor yani. Bir canlı hayvanla yapılan tek spor at eğitimi. O yüzden böyle ilk ben ne yapıyorum, nasıl yapacağım falan filan diye başladım. Ama azmedince ve isteyince her şey oluyor. En son diyorsun şaha kalktık yani. O yüzden şu an 4 dala koşmak çok keyifli. Ya böyle ilk iş olarak bakınca çok zorluyor ama keyif aldığın sürece her şey yolunda. Şu an çok mutluyum. Hatta böyle özlüyorum. Hani hafta sonu bitse de eğitimlere gitsem diye çok keyif aldım, çok sevdim. At binme derslerindeki performansıyla gurur duyuyor Gökçe kızımız. Ben bu kadar yetenekli olduğumu bilmiyordum açıkçası. 30'dan sonra fark ettim. İş güç belli ki yoğun. Boş zamanlarında neler yapıyorsun sen, onlardan haber ver. Boş zamanı yok ki. Yani dediğim gibi eğitimler var. Onun dışında işte işbirlikleri oluyor. Oğlum var. Kendi karakterim için ne yapabilirim ona çalışıyorum, tenis oynuyorum. Boş gün zaten yok. Ve işte bir başka zamane güzeli. Nereden geliyor, nereye gidiyor acaba Nilperi Şahinkaya? Cilt bakımından geldim. Gayet çok parlıyor o yüzden cildiniz. Evet parlıyor, teşekkürler evet. Bir de hatırlatması var. Yani makyajsız görüntülenmek senin için önemli mi? Hani yani... Yok önemli değil. Yani ben şimdi daha doğal bir... Önemli değil ama sonra işte tatsız haberler yapılabiliyor. Makyajsız görüntülendi, korkunçtu. Öcü gibiydi falan gibi. Bu arada yanına yaklaşan bir meraklı hanımefendiyle diyaloğu da ilginç hanımefendinin. Gelmiyor, aklıma gelmiyor. Dur ablacığım bir saniye. Yok canım, ünlü değilim. Yani ünlü. Çok güzel olduğum için beni... Sokak röportajı yapıyoruz. Ve gelelim şu meseleye. Oyuncu arkadaşı Burak Deniz'le herkesin içinde ağır bir tartışma yaşamış, küfürler havada uçuşmuştu. Nette karşılaştılar. Tepkisi ne oldu acaba hanımefendinin? Hiçbir yorum yapmayacağım. Hiçbir şey demeyeceğim. Dava süreci devam ediyor anladığım kadarıyla. Devam ediyor. Onunla alakalı. Hayır ne bileyim belki hani araya birileri girmiştir sonuçta. Hani Hiçbir yorum yapmayacağım. Başka sorunuz varsa alayım yoksa izninizi isteyeceğim. İzin yok. Bari şu Emre Yusuf'i Bey'le olan münasebetinizi anlatın. Güzel o da iyi gidiyor sağ olun. Ha, resmiyet olacak mı? Ne zaman dönecek? Hiç öyle bir düşüncemiz yok. Bu konuda da konuşmadı, bizi habersiz bıraktı. Ne diyelim bu haberin altına? Siz verin bari manşeti. Şey var, makyajsız görüntülenme. Peki öyle dedik. Size de hayatta bol şans diyor ve şimdi de yıllara meydan okuyan bir güzelin yanına gidiyoruz. Aradan neredeyse 20 sene geçti, Şenay Gürler, namı diğer Fatoş hala o yıllardaki formunda ve havasında. Spordan çıktım, şimdi sete gidiyorum. Yeni başlayacak işinin heyecanı sarmış Şenay Gürler'i. Yoğun çalışıyoruz. Çok yakında başlıyoruz. Her rolün kadını diyorlar ona. Peki oynamayacağı rol var mı? Mesela yoğun aşk içeren roller gibi. Senaryo olarak mutlu etmeyen hiçbir şeyi oynamam tabii.